Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki dönemde aşıları yerlileştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hangi aşı? Hakikaten bize de bu soru çok fazla geliyor. Hiçbir tane deliği düzelttiğini gördünüz mü? Türkovak mıydı? Sayın Cumhurbaşkanım, aşının ismini koymak gerektiği için isimle ilgili... Dil noktasında kolaylık açısından Türkovak ismi uygundur dedi. Bakkala gidemezsin. Zehirlediler beni. İkisi olduğunu düşünüyordum. Milyarlarca dolar dönüyor bunun. Türk doktorlarına emanet olsunlar bence. Senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Yumruk yersin yılmak haftayan bu abilerle çok sevişti. Düşmek hiç ayıp değil. Kalkmasını bil ve acele et şu gözyaşını sil. 14 gün oluyor. Biontech oldum. Evet. Daha çok mu güveniyorduk? Aslında öyle. Çünkü bazı engelli bir vatandaş olduğum için hani bazı şeylerim var faydalanabildiğim. Bir iki ay önce de olabilirdim. Dedim Çin malı olacağını Alman malı olsun. O da 4-5 gün yatırdı beni. Ama ne yapayım hani ilk önce hiç aşı olmamaya düşünüyordum. Bunu da söylemek istiyorum. Neden? Sebepleri araştırmacı bir insanım. Kitap okumayı seviyorum. Durmadan bu mutasyonu alıyor. Şöyle de oluyor, böyle de oluyor. Domuz gribi de bir Amerikan veyahut da işte ilaç lobisinin işiydi. Hepsi yani bildiğimiz kene mesela birden bir baktın Kırım Kongo kenesi oldu. Adam öldürmeye başladı. AIDS de ya zaten laboratuvarlarda üretilmiştir. Bunu araştırabilir herkes kitaplarda. Kaynak da veririm istiyorsanız. Ama olacağı neydi hanımefendi? Adım Yasin Demirezen. Almanya Darmstadt doğumluyum. Pozitif ayrımcılık yapacaklardı. İşte şu HES mesela nedir? Çiptir bana göre. Senin affedersin nereye gittiğinden hiçbir özelimiz kalmadı. Şimdiki gençlere üzülüyorum mesela. Niye diyeceksiniz? Hiçbir özellikleri kalmadı. Her yer kamera, narkotik. Yani tabii güvenlik önemli. Ben bunu kötülemek istemiyorum da ama bu ne yani? Müslüman ülkeyiz güya. Bir binanın önünde bile güvenlik var ya. Şeyde Arabistan'ı eleştirdiğimiz ülkelerde adam camiye giderken bile bütün bakkalını dükkanını bırakıp gidiyor. Biz şurada bir sakızımızı bırakamıyoruz. Ben size bir enteresan bir anekdot anlatmak istiyorum. İzmir'de çok yaşadım. Kışın bir davam var bayrak. Boşanma davası. Bayraklı Adliyesi'ne gidiyorum. Eldiven var ya. Güzel bir eldiven. Önemli değil. Neyse ben dosyaları atarken sigara içer. Şu bu bir düştü. Bir tanesi İnanın şöyle bir 20 metre yürüdüm. Lan dedim Yasin giyemiyorum ya ikisini. Ne dedim kim alacak ya? 20 metre geri döndüm eldivenim çalınmış ya. Sen abi ne yapacaksın eldiveni ya? Ne benim işime yarar ne senin işine yarar. Böyle bir enteresan ülke olduk. Ha, aşı konusuna geleyim yine. Olmayacaktım yani. Çünkü abi içime zerk oldu. Zehirlediler beni yani. Ben buna inanıyorum ama bu sefer de Almanya'dan önümüzdeki ay inşallah oğlum gelecek diyecekler otobüse binemezsin, bakkala gidemezsin. Neden aşının hiçbir faydası olduğunu düşünmüyor musunuz? Vallahi ben daha çok yani yan etkisi olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Peki milli aşımız, yerli aşımız çıktı biliyor musunuz? Biliyorum. İsmi nedir? Türkovak mıydı? Evet çünkü daha hani yeni dün şeye düştü. Evet. Takip ediyorum haberleri. Yerli aşımıza güveniyor muyuz? Keşke onu olsaydım ya. Atatürk'ün dediği gibi beni diyor Türk hekimlerine emanet edin. Yani tüylerim bakın diken diken inşallah bunu beni yayınlarsınız. Buradan da bazı mesajlar vermek de istedim. Allah'a şükür bunu da yapıyorum. Yani o adam kurtarıcınız bunu diyorsa ben Alman'a Çin'e güveneceğime niye Türk hekimine güvenmeyeyim? Zaten bu Almanya'nın yapılan aşısı da Türk insanımızın. Evet. Ben Almanya'da 27 sene yaşadım. Benim jenerasyonum çok acayip bir hızlıydı. Hani Araf'taydık sınır dışıyla. Geto, varoş çocuğuydu. Peki aşılarla sizce pandemi dönemi biter mi artık? Hayır. Bitmez mi? Bitmeyecek. Başka bir ürün çıkartacaklar. Çünkü milyarlarca dolar dönüyor bunda. Mesela küçük bir örnekte bu ilaçtan ayrıten. Tıpta bana göre ben kendim %59 engelliyim. %40'ı da psikolojik haplar. Ben hiçbir yani tıpta en başarısız alan psikiyatri. Niye? Hiçbir tane deliği düzelttiğini gördünüz mü? Ya psikiyatride bir hastanın ya da deliler hastanı. Pardon deliler demiyorum. Rahatsızlar diyorum. Üzüntü verici. Ben de rahatsızım yani. Ama 4 dil biliyorum. Millet bize deli diyor. Ne güzel. Ben günde 5.000-10.000 kelime Türkçe kelimesi sarf eden bir insanım. Bizim insanımız artık bunu 100'e 200'e düşürdü. Yarısı emoji, yarısı küfür. Gerisi de saçma sapan 3-5 kelime. Hiç yani. Türk aşısına güveniyorum. Herkes yine de olsun aşısının. Allah işte dediğim gibi Atatürk'ün dediği gibi Allah bizi yani işte Türk doktorlarına emanet olsunlar bence.
Şimdiki gençler hani onlar olacak ya 25 yaşına kadar. Bence zaten Fizler de Türk malı. Türk Kovak olsunlar diye düşünüyorum. Sağ olun.